Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda ne deniyordu buna? Rubik's Rainbow. Rainbow Ball. Gökkuşağı topu. Rubik's Rainbow Ball. Bu küpün, yani küp de değil de işte böyle de bir şey. Bunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu böyle farklı ama çok kaliteli ve sert bir malzemeden yapılmış. İçinde toplar olan, topların halkaları farklı. Şöyle. Bunların yerlerini değiştirmeye çalışıyoruz. Mesela maviyi buraya, işte sonra buraya, sonra buraya falan. Böyle böyle renkleri düzgün bir şekilde toplara yerleştirmeye çalışıyoruz. Topları düzgün bir şekilde renklere yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bir tane boş yer var. Bu boş yerin içinde de böyle sünger gibi bir şey var. Sert bir sünger var. Şuradan bastırdığımız zaman, mesela sarıdan bastırdığımız zaman bu sarı içine gidiyor. Ve sarının olduğu yer boşalıyor. Mesela turuncudan bastırdığımız zaman şöyle sert bir şekilde tabii. Turuncu buraya gidiyor. Turuncunun olduğu yer boşalıyor. Böyle böyle tek bir boş yer kalacak bir şekilde küpün tamamını çözmeye çalışacağız. Aslında çözülmüş bıraksaydım daha iyiydi ama karışmış bırakmışım, unutmuşum. Neyse, bunu çözmeye çalışacağız. Zaten çok basit bir şey, bunu anlatacak pek bir şey de yok ama yine de çeşit olsun. Sonuçta güzel duruyor, fena durmuyor. Bayağı kaliteli duruyor. Şeyi de güzel. Malzemesi de güzel. Böyle de güzel duruyormuş. Neyse dursun da başlayalım. Tabi renk uyumu falan herhangi bir şey yok. Bir yerden başlayacağız. Diyelim ki nereden başlayalım? Şurası şöyle tuhaf bir mavi mi yeşil mi ne olduğu belli değil. Bu parça buraya gelecek. Bu top buraya gelecek. Bunu buraya bir getirelim. Bastırıyoruz. O oraya kayıp gidiyor zaten. Buraya turuncu gelecek. Turuncu boşaldı. Turuncuyu getiriyoruz. Buraya kırmızı gelecek. Kırmızı boş kaldı. Kırmızıyı getiriyoruz. Mavi gelecek. Bunu getiriyoruz. Siyah boş. Siyah gelecek. Onu getiriyoruz. Ne var burada? Lacivert var. Laciverti getiriyoruz. Açık yeşil şurada kaldı. Bu oraya denk gelir mi? Bir deneyelim bakalım. Denk gelmez. Bu topu buraya getiremeyiz çünkü arada toplar var. O zaman tek tek getireceğiz. Yani önce bunu buraya getireceğiz. Sonra bunu buraya getireceğiz. Bunu şuradan çıkartıp bunu da yerinden çıkartıp yeşili yerine getireceğiz. Tekrar bunu sarıya getireceğiz. Pembeyi buraya getireceğiz. Ne oldu? Karıştı mı? Pardon. Pembe burada duracak. Yeşili buraya getirip pembeyi sonra buraya getireceğiz. Yani yer değiştireceğiz. İşte buna clockwise mi deniyordu? Ne deniyordu? Saat yönünde çevirmek. Pembeyi de getirdik. Mor kaldı. Mor nerede? Burada. Moru da getirelim. Sarı kaldı. Sarı da zaten burada. Bunu da getiriyoruz. Zaten boş olan yerin etrafında bir renk yok. Burası zaten boş olması gerekiyor. Onun göstergesi. Yani bazen uzaktaki bir top denk geliyor. Mesela şunun buraya denk gelmesi gerekiyor. Arada iki tane top var. O zaman önce bir tanesini yer değiştirerek getireceğiz. Ondan sonra son kalanı getireceğiz. Onu da yerine getireceğiz. Yani bu şekilde. Bir şey yok yani. Algoritması falan, bir zorluğu falan yok. Ama güzel, değişik bir küp. Top yani. Top mu, küp mü? Rainbow işte. Rainbow Ball. Neyse, bu da bu kadar. Kendinize iyi bakın.